Bu hafta da yine arkadaşlar iş kurma sürecindeki temel adımlar neler? Onları görmeye çalışacağız. İş fikirleri yine günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap veren ve sorunları çözen konular olursa bu iş fikirlerinin ayakta kalma ve sürekliliği çok olası. Burada önce iş fikirlerinin ayakta kalmasını sağlayan ve onlara zemin hazırlayan durumlar neler bir onları görelim. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. İş fikri bulma konusunda en önemli şey ne biliyor musunuz? Sorun tespiti. Proje yazmanın da temel kuralıdır bu. Eğer bir yerde sorun varsa o sorunun çözümüne yönelik fikirlerin bir araya getirilmesi projenin oluşturulmasına en önemli adım olur. Yine başarılı bir iş fikri belirlemek için işte biraz önce bahsettik. Sorunların çözümüne yönelik. Birçok ürün ve hizmet ne diyor? Belli sorunlara yanıt olarak geliştirilmiş. Örnek mi? Leke çözücü tüp cila ayakkabı için. Süpermarketlerdeki arabalar, el arabaları. İşte hırsızlıktan korunmak için alarm sistemleri. Bunların her biri ne için geliştirilmiş arkadaşlar? Belli bir sorunla baş edebilme noktasında. Sorun var, soruna çözüm proje. Sorun var, soruna çözüm girişimcilik. Sorun var, soruna çözüm ticari ürün demek. İşte süpermarket, el arabaları. Yine sorunla karşı karşıya kaldığınızda bunu ben nasıl çözerim sorusunun cevabında önce şunu yapın deniliyor. Olgular ve gerçeklerin belirlenmesi. Problemleri ve gerçekleri belirleyeceğiz. Sorunun nedenini öğreneceğiz. Ve ben bu sorunu nasıl çözerim noktasına odaklanacağız. Bunun için mümkün olan çözümler en iyi çözümün seçilmesi, seçilen çözümün uygulanması, başarı veya başarısızlığın masa üstüne yatırılması aşamaları. Yine bizim başarılı bir iş fikri belirlemedeki en önemli şeylerimizden bir tanesi, karşılaştığımız durumlardan bir tanesi, ihtiyaçlar. İhtiyaçların karşılanması noktasında da başarılı. Şuradaki ihtiyaçların karşılanması noktasında da başarılı iş fikirleri ne yapılabiliyor? Geliştirilebiliyor. Burada insanların ihtiyaçları için birçok iş fikri üretiliyor. İşte bunlar ne ihtiyaçlarımız? Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarımız. Öyle şeyler çıkıyor ki bazen bu yiyecek ve içecek içerisinde bizim aslında rutinde gereksinim duymadığımız bazı şeyler artık gereksinim duyacak hale özellikle bu işin üstadları tarafından getiriliyor. Giyim öncesinde ihtiyaç duymadığımız bir şey bakıyoruz şu anda. Bizim ana ihtiyacımız olmuş. Barınma, ulaştırma noktasında yapılmış olan her şey işte son zamanlardaki elektrikli araçlar, eğlence noktasında değişik eğlence araçlarının piyasaya sürülmesi, bilgi yine ihtiyacı karşılanması noktasında çok önemli bir araç ve arkadaşlık. Ve hepsi bunların ne? Oldukça geniş segmentleri olan, oldukça geniş alanlara yayılmış konular. Ve meslekler. Meslekler ne arkadaşlar? İhtiyaçları karşılama için ortaya çıkmış olan yapı taşları. Burada akılda tutulması gereken bir şey, önemli olan maddelerden bir tanesi. Bir ben hiç fikir geliştireceğim ya bu tamamen orijinal olsun veya yeni bir fikir olsun. Buna aslında neyimiz yok? Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bir tane örnek, iş fikrinin tamamen orijinal veya yeni bir fikir olması gerekmiyor. Zehra diye bir hanım, bu yaşanmış örnekler bunlar. Ankara'da küçük siparişlerle, küçük boyutlu müşterilerle çamaşır üretimi yapıyor. Sonrasında diyor ki ya ben bunu büyük beden resmi yapacak şekilde modellerimi değiştireyim. Sipariş üstü çalışmaya başlıyor.
Şimdi 10 tane kadın çalışanı var ve kuton firması arkadaşlar bu hanımefendinin neyi? Müşterisi. Diğer işletmeler tarafından yapılan işlerin aynısını ortaya koymak akıllıca bir yaklaşım değil. İşte bakıyorsunuz Elazığ'da bir tanesi mislisi açılıyor. Bakıyorsunuz arkasından 10 tane daha simitçi dükkanı açılmış. Bu doğru bir yaklaşım. Yine ideal ürün veya ideal hizmeti diğerlerinde olmayan yani piyasada mevcutlarda olmayan bir özellik veya faydayı ortaya koymak da yine oldukça önemli. Yaptığınız iş, sevdiğiniz bir iş olursa veriminiz artabiliyor. Becerileri kullanma noktasında insanlar içgüdüsel olarak arkadaşlar iyi bildikleri işleri yapmaya yatkınlar ve içgüdüsel olarak o işe doğru gidiyorlar. Eğer önceden kaynakçılık, aşçılık, mühendislik gibi becerileriniz varsa iş fikri geliştirirken bir bakıyorsunuz ki beyin doğrudan doğruya bunların olmuş olduğu alanlara doğru kaymış. Eğer herkesteki bu becerilerin aynı olması rekabet ortamını oldukça önemli düzeyde dağıtılıyorsa o zaman işe has bir özellik verme noktasında gayret etmek gerekiyor. İyi aşçı, iyi restoran sahibi. Genelde biraz önce dedik ki insan deneyim sahibi olduğu alandan iş fikri seçme noktasında beynini örgütlüyor. Bu en kolay yol. Profesyonel bilgiyi kullanıyor. Bir şirkette çalışırken edindiği bilgi ve beceriyi kullanıyor. Hobilerini beceriye dönüştürebiliyor. Yine başarılı iş fikri belirleme için arkadaşlar yapmanız gereken şey kendinizi sorgulamak. Değerler ve prensiplerimiz neler? Güçlü yanlarımız neler? Genel hayata bakış şekli, genel olarak insanlarla iletişim kurma şeklimiz nasıl? İlgi alanlarımız, hobilerimiz neler? Yetenek ve becerilerimizi de yine ortaya koymak gerekiyor. Yine kendimizi sorgularken şunu yapmak lazım. Bu işi yapanların görüşlerini almak çok önemli. Buradaki benim bakış tarzım da şu. Akıllı insan başkasının tecrübesinden, aptal insan kendi tecrübesinden istifade eder. Onun için gidip başkalarının tecrübelerinden iş kurarken istifade etmek çok önemli. Aklınıza gelen her iş fikri muhakkak yazılı hale getirin. Sektörlere bir bakın. Bu sektörler yenilikçi ve yenilikçiye yatkın mı? İnovatif sektörler mi? Beklemiş olduğunuz kazanç düzeyiniz ne? Gelecek hayalleriniz, sizi geleceğe taşıyacak hayaller ise bunların hepsine ne yapmak lazım? Yazmak gerekiyor. İş fikri belirlerken taklit. Yani birisi bir iş yapmış, bir şey üretmiş, aynısını veyahut da benzerini üretmek. Bu Çinlilerin çok sıklıkla kullanmış oldukları ve aslında etik olmasa dahi başarıyı getiren yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Ama burada taklit edilen işe bir yenilik getirdiğiniz zaman başarı da birlikte geliyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. İş hayatında negatif enerjili kişiler yanınızda bulunmasın. Siz çözüm üretirsiniz, onlar sorun üretirler. Ne yapıp edip negatif enerjili kişileri hayatınızdan çıkartın. Yanınızda barındırmayın. Negatif enerjili kişiler hayatımızın her anında karşımıza çıkabiliyorlar. İş hayatında çıkabiliyorlar. Özel hayatta çıkabiliyorlar. Eğitim hayatımızda çıkabiliyorlar. Eğer enerjinizin gitmesini istemiyorsanız bunları tespit ettiğiniz zaman yanınızda tutmayacaksınız arkadaşlar. Yeni iş fikri bulmanın yöntemleri bir sürü ne var? İnternet sayfası. Yine günümüzde bir sürü dergi ve bunların dijital ortamdaki yayınları da bu işte çok etkili. İşte iş fikri biz sürekli olarak aynı kalacak diye bir şey yok. İş fikrini aldınız, hayal ettiniz. Hayal ettikten sonra hayatiyet kazandırma noktasına göre bir negatif dönemimiz var.
Bu ön hazırlık kısmı paramızın yenilmiş olduğu YTL diyor, o zaman TL. Paranın harcandığı kısım, sonra işin gelişme ve büyüme, olgunluk, doyum, gerileme. Eğer şu noktalarda kurumsallaşmayı yakalayabilmişseniz şu noktalarda kurumsallaşmayı yakalayabilmişseniz gerileme yerine arkadaşlar yine belli bir eğimle yükselme trendini yaşayabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde sizlerle birlikte olmayı hedefliyorum ama birazcık daha interaktif hale geleceğiz önümüzdeki hafta. Karşılıklı olarak derste sizlerin de konuşacağınız bir ortam olmasa bu dersten lezzet almayız. O ortamı sizlerle oluşturacağız. Hepinize yürekten tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm aile fertlerinize çok çok selam. Allah'a emanet olun.